Merhaba, sokaktaki adam olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyorum. Hem kendi kanalımda hem de Sen Ne Dersin kanalında. Sen Ne Dersin kanalında geçen gün yaptığımız videoyu bilmiyorum izleyeniniz oldu mu? Bir vatandaşla röportaj yaptık, ortalığı yine karıştırdı. O vatandaş 24 Ocak'ta geçen kış yaptığımız bir röportajda ve daha önce de yaptığımız röportajlarda yine karşımıza çıkmış, röportajlara girmiş, ortalığı karıştırmıştı. Ama o 24 Ocak'ta yaptığımız röportajda ben vardım o röportajda. Beni çileden çıkarmış ve ilk defa bir röportajda o malum sözü söylemek durumunda kalmıştım. Dediğim gibi bu vatandaş yine karşımıza çıktı. Kendisi konuşmak istedi. Sen Ne Dersin kanalında pazar günü yayınladık o videoyu. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ama o röportajı yaptıktan sonra vatandaş tekrar konuşmak istedi. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda beni eleştiriyorlar. Ya bu insanları niye konuşturuyorsunuz? Neden bunlara söz hakkı veriyorsunuz? Arkadaşlar unutmayın, herkese söz hakkı veriyoruz. Eğer söz hakkı vermediğimiz zaman bizi eleştiriyorlar. Hoş, söz hakkı versek de eleştiriyorlar, ayrı mesele ama o zaman da diyorlar ki bizi konuşturmuyorsunuz, sesimizi kısıyorsunuz, siz şöylesiniz, böylesiniz, hainsiniz, FETÖ'cüsünüz, PKK'lısınız, Yahudisiniz, Ermenisiniz, artık her türlü şeyi söylüyorlar. O yüzden mümkün mertebe herkese söz hakkı vermeye devam ediyoruz, veriyoruz da yine vatandaş o röportajı yaptıktan sonra geldi, benim sözlerim eksik kaldı dedi. Daha da konuşmak istiyorum dedi. Peki dedim ve güleceksiniz. Videoyu izlerken güleceksiniz. Resmen tek kelimeyle abartarak söylüyorum. Efsane bir röportaj yaptık yine. Malum arkadaşlar bu sefer Sen Ne Dersin kanalında yayınladığım o video gibi değil. Daha sakin geçti ama yani sorularıma neyse hadi lafı çok fazla uzatmayayım. İzleyin bakalım vatandaşla nasıl bir röportaj yapmışım. Abimizle ne zaman röportaj yapsak olay oluyor. Kayıtta mısın? Soruları söylediğim tamam, için. Tamam. Hayır şimdi bak. Şimdi ne dedim ben sana tamam, başta? Tamam. Ben sana sorular soracağım. Sen cevap vereceksin ama karşılıklı. Benim tamam, söylediklerim senin bazen işine gelmiyor. Tamam mı? Şöyle ben, şimdi ekonomiyle ilgili ben sana soruyorum. Tamam mı? Evet. Ekonomi doğru mu güzel mi? Milli paramız Türk lirası bu kadar değer kaybediyor. Seni rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Şimdi milli şeyimizi bilmiyorum para. Da. Nasıl bilmiyorsun? Türk lirası cebinde para var değil mi? Baba müsaade eder misin? Var mı para cebi? Ya bir saniye kafamı karıştırma. Ya bir saniye kafamı karıştırma. Tane tane. Ya bir saniye kafamı karıştırma. Ben iki cümle söyleyeceğim. Tamam kafan karışıyor. Örnek tamam, verelim. Sen bir evin reisisin. Heh. Doğru mu? 7-8 tane çocuğun var. Tamam. Sabah kalkıyorsun ya Allah ya Bismillah ediyorsun. Evet. Diyorsun ki acaba Allah'ım sen nasip rızk veresin. Yani helaliyle çoluk çocuğuma temiz bir rızk veresin. Yani bol kazanç veresin. Ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun o parayı değerlendiriyorsun. Tamam. Peki. Araya gireyim. Ha. Dur araya gireyim. Söyle. Şimdi parayı değerlendiriyorsun diyorum. Evet. O parayı nasıl değerlendirsin? Eğer o paranın bir dakika dur. Evet. O paranın alım gücü yoksa, değer kaybettiyse bütün yabancı paralar karşısında, senin 100 liran 10 liraya düştüyse sen o 100 lirayla ne alabilirsin? Aileni nasıl geçindirirsin? Bura benim ülkem değil mi? Türkiye değil mi? Bak, soru sordum anlamadım. Tamam ben seni gayet anladım. Anlamadım. Bura ben hepimizin ülkesi öyle değil evet, mi? Evet. Doğru bizim mu? De senin de vatanın benim peki, de vatanım. Peki tamam. Bir ara adam demedi mi bak dolara değer vermeyin. Dolar paranızı dolara yatırmayın. Tamam. Doğru mu? Tamam. Bizim para kaybı oluyor. Tamam doğru evet. Doğru evet, mu? Evet. Ne dedi? Neden peki sonradan düzeltemedi? Niye? Neden değer kaybetti bir Türk lirası? Tamam. Bu bazı fırsatçılar var ya. Evet. Bazı fırsatçılar dedi ki. Tamam o fırsatçılara kim fırsat vermeyecek? Kim? Kim engelleyecek? 85 milyon insan var. Hangisi birliğinden şey edecek ki müdahale edecek? Ama o zaman Cumhurbaşkanı olmasın, bıraksın başkası yapsın. Bir de bazı hainler oldu mu o adama doğru düzgün bilgi vermiyorlar. Kim vermiyor? Ya işte bazı etrafındaki, hainler. Etrafındaki insanlar mı? Danışmanları mı? Danışmanları ama demiyorum onları da. Onları o getirdi başına. Ta-
Tamam işte onu bak. Onu getirdi ama abi. Bazıları... O zaman ayırsın onları, göndersin başka bir işi. Artıyor artıyor, aynı FETÖ merselersi olmuş. Ama FETÖ'yü de o getirdi. O getirmedi. O destekledi. Hayır. Yanlışın var senin. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediğiniz de alamadınız. FETÖ'yü de o destekledi. FETÖ'yü. APO'nun mektubunu da o destekledi. Hayır hayır. Hayır hayır. Abdullah Öcalan'ın Abdullah Öcalan'ın kardeşinin mektup şey TRT'ye kim çıkardı? Kim çıkarttı? TRT'ye röportajı çıkardı Öcalan'ı. He. Onu çıkaranlar kim? Kendini gösteriyor. Kim? Resimlerini. TRT kimin? Onlarla gerillalarla şey çekmek. Tamam. Abimiz çok kültürlü bilgili. Lütfen. PKK'yla resim çeken. Kim? Onların ölülerine giden. Kim? Kimdir? Kim? CHP'dir. Hayır. Ensarioğlu, AK Parti milletvekili. Gözünden kim görüştü? Gözünden gördün mü? Kim görüştü? Ensarioğlu var biliyor musun? Diyarbakır milletvekili. Kimdi? Kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Allah Allah. O soruyu gidin CHP'ye sorun. Hele Megri türkü söyledi. Duyuyor musun? Recep Tayyip Erdoğan. Bak Megri türkü söyledi. He. Kötü mü? Evet. Şivan perver terörü. Tamam. Kötü mü? İnsanları birleştirdi. CHP yapınca terörist oluyor, AK Parti yapınca. Kürdü Türk'ü birleştirdi. Kürdü Türk'ü, Alevisini, Çerkezini, Müslümanını birleştirdi diye mi? Hayır. Ya. Bak şimdi bunu CHP yapınca ona terörist diyorsun. Peki AK Parti gelmeden bunun yaşıtındaki olan, böyle bu kadar bebek olan çocuk şişelere, böyle dur, yüzünü kapatma. Şişelere şey atıp da sivil halkın şeyine, malına, kamu malına zarar veriyordu. Şimdi niye yok? Tayyip hepsini engelledi. AK Parti gelmeden önce biz Müslüman değil miydik? Elhamdülillah Kürt. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gelmedi Müslüman. Hep kardeştir. Hep kardeştir. Kardeş kalacak. Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizi... Bak bir şey dedi. Niye bu kadar ateist ve deist sayısı arttı? Türkiye'nin %50 ateist oldu ya. Allah Allah. Ya abi din farklı. Ateist olsaydı. Siyaset farklı. Dinine sayısı farklı. Ateist olsaydı polis memur bayan. Başörtüsü takıyor. Başörtüsü takıyor. Bir dakika sen müdahale etme. Sen bilmiyorsun hocam. Hocam sen hocam sen çöp olamazsın. Çöpçü olamazsın. Öğretmen değil. Sen bir çöp olamazsın. Doğru. Sen çöp olamazsın. Hemşire başörtüsü takıyor. Çöpçü olamazsın hocam. Değil mi? Çöpçü olamaz değil mi? Satanist o mu oluyor? Adam satanist o mu oluyor? Kim satanist? He? Sen kimi diyorsun satanist? Ya sen ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. Seni anlamıyorum ki ben. Oradan hocam lütfen sen çöpçü olamazsın. Sen ne demek? Ne dedi az önce? Bir dakika abi, bize özür dilerim. Şimdi ben sana kime satan istiyorsun? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an mesele... Bir dakika abi. Bir şey yok. Abi. Ama komik ama. Komik ama. Vallahi komik. Abi. Bence komik olan sizsin. Evet biz de komiyiz. Sen de komiksin. Tabii doğru. Ama sen çok biliyorsun ya. Biz senin yanında cahil kaldık. Ben mi? Abi. Biz cahil kaldık. Biz. Sen benim büyüğümsün. Biz cahil kaldık. Hiçbir zaman olmaz. İstemiyorum. Bir dakika abi, özür dilerim. Bak benim büyüğümsün. Mesele AK Parti, CHP, MHP, HDP değil, tamam mı? Mesele peki, bu insanlar, tamam mı? Mesela bir dakika. Yarın sen de öleceksin, ben de öleceğim. Ya ülkeyi kim böyle bilir ya? Kim böyle bilir ülkeyi? Böyle konuşarak. Biz izin verir miyiz? Sen izin verir misin ülkeyi bölmeye? Kim böyle bilir? Camiler doluyor mu? 2022 Türk rakamları diyor ki Türkiye'de Türk toplumu diyor %5'i ne namaz kılıyor 5 vakit. %5. Camilerin çoğu boş durumda. Cami namaz kılınmıyor. 100 bin tane imam var. Sen ilansızsan, samimiysen insanları camiye çekersin. Maaş alıyorsun. Bak maaş alıyorsun. Bir şey sorabilir miyim sana? Sen namaz kılıyorsun değil mi? Elhamdülillah. Duaları biliyor musun? Bir Fatiha okur musun bana? Türk toplumu, bir dakika dur. Türk toplumunun 162'si cuma namaza gitmiyor. Cuma namazına gitmiyor. Sen neden bahsediyorsun? Lütfen Müslüman diyorsun. Fatiha biliyor musun sen Fatiha? Elhamdülillah ben Müslüman olduğum için, Türk kanı taşıdığım için biliyorum. Sen ilk önce sen bilmiyorsan oku. Ben Ayetel Kürsi'yi de okurum sana. Sen bir Fatiha okusana bana. Ya Fatiha'yı ne yapacağım? Fatiha'yı herkes biliyor. Herkes biliyor. Bir dakika ya. Sen oku, senden duyalım ya. Bir okusana Fatiha. Bir dakika bir Fatiha okusun ya. Fatiha boş şeydi herkes. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak sana satanist mi? Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Sen satanist misin? Abi bir dakika ben satanist değilim, tamam mı? Bak sana bir şey söyleyeyim. Hocam çöpçü, sen satanist. Ben herhalde Müslümanım. Fatiha'yı okumayacağım. Niye okusun ki? Hoca bir saniye. Okuma, mecbur değilsin. Gerek yok ya. Bildiğim için. Abi gerek. Bildiği için gerek yok. Değil mi? Kim Müslüman biliyor musun? Kim? Bak kim biliyor musun Müslüman? Allah bir dakika duydun arkadaşlar. Kim Müslüman biliyorsun? Kafasına bir tane cübbe takan, iki sakalını uzattı, tamam mı? Ha.
30-50 bin lira maaş alanlar var ya, onlar Müslüman, biz kafir olmuşuz. Sen biz kafiriz. Sen kardeşim, sen bilmiyorsun ya bir şey. Biz Müslüman varsa git, bu devlet var, Türkiye Cumhuriyeti var, bayrağı var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'yle, Kürt'üyle, Çerkez'e, Laz'ıyla ona buna kimse vatanı teslim etmez. Sana şunu söyleyeyim yani. Erdoğan kutu, dilekçe kutusu ya, yani şey etmiş. AK Partili tamam. Olabilirsin, CHP'li olabilirim. Kimse bu vatana dilini tamam. Uzatamaz. Ha. Elini uzatamaz yani. Kim yıkabilir ya? Kimse yıkamaz. Kim yıkabiliyor musun? Ha, ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Kim ben de Kürt'üm. Cahil olan var ya. İnsan ol, insan Kürt değil. İnsan ol. Duydun mu? Vatanını yıkar. Kimse geri zekalı da değil, cahil de değil. Tamam mı? Ben demiyorum ki ben. Ha, sen, yok be, sensin cahil ya. Ben cahilim ya. Bence hayır. Ben sana demeyeyim. Çöpçü olamaz. Öyle demiyor muydu? Çöpçü olamaz dedin değil mi? Çöpçü olamaz. Çöpçü olamaz. Benim gözümde hiçbir şey olamaz. Senin gözünde. Tamam mı? Ama Fatih'e yok. Burada Abdülis. Ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Abi senin gözünde iyisin. Kime saygı lan? Yok bana. Dur. Sana. Bana bir Fatih'e okumadın ama hatun kaldı. Ben bildiğim için gerek bulmuyorum. Tamam. 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 Ben sana kulağına okuyayım. Gel kulağına okuyayım. Kulağına gel gel. Gel kulağına okuyayım. Fatiha'yı oku. Reklamını yapmam ben. Baştaki tamam ben sana Ayet-el Kürsi okuyayım. Gel Ayet-el Kürsi okuyayım sana. Baştaki fotoğrafı Amerika'nın giydiği elbiseleri çıkar. Değil mi? Şapka değil mi? Şapka. Bu Yahudi şapkası değil mi? Yahudi şapkası. Takke taksaydı ne oluyordu? Tamam arkadaşlar tamam. Tamam teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam abiciğim tamam yok gerek yok. Şimdi yok yok. Biz bu arkadaşlar. Arkadaş bir saniye ne yapıyorsun ya? Abi bir şey sorabilir miyim? Allah Allah. İnsanlara gel güzelim gel senle bitireyim gel. Bir dakika bak. Gel senle bitireyim hadi. Sen biraz insanlara baskı yapıyorsun biraz şey yapıyorsun. Ama normal yapma normal lütfen. O. Bak soru soruyorsanız insana karşılıklı bir şekilde herkes ideoloji farklı olabilir. AK Parti olabilir, CHP olabilir, MHP olabilir. Ben soru soracağım ama sorduğum sorudan rahatsız olma. Ama işini yapıyor ama. Özür dilerim ama biraz taraf tutmaya çalışıyorsun. Taraf ben tarafsızım. Biraz hükümete taş atıyorsun ama. Atacağım tabii eleştireceğim. Seni eleştir. Bak sen şu an. Muhalefeti de eleştir ama. Sen şu mikrofona insana verirken insana eleştir sen değil. Hocam ben de eleştireceğim. Ben seni eleştiriyorum bak. Sen bu tamam, sen beni eleştirme hakkını kullandın mı? Sen eleştirme hakkını kullandın mı? Kullandım tamam, ama. Ben de eleştirme hakkını kullanıyorum. Sen soru sorabilirsin. Niye? Olur mu canım? Ben seni eleştiriyorum bak. Şu an ben seni eleştiriyorum. Tamam teşekkür ederim. Bak, eleştirdiğin için tamam. Ama ben de soru sorarak evet. Eleştiririm tamam mı? Biraz tamam ama baskı var yani. Senin sana. Tamam. Biraz taraf. Var mı eklemek istediğin başka şey? Abi ben şunu söyleyeyim. Bak şunu ben söylemek istiyorum. Ben aslen Ağrılıyım tamam mı? Bir Kürt'üm. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Bayrağım için, memleketim için canımı bile veririm. Aynen, tamam bir mukabele. Şunu da söyleyeyim. Şu siyaseti Türk'le Kürt'ün sırtından çevirmesinler. Birincisi bu. Devletimiz... Bir dakika. Bir dakika abi. Süleyman'ı boş ver. Onları ben şey yapmıyorum. Devletimiz çok güzel bir devlet. Tamam mı? İnsanlarımız çok güzel bir insan. Aynen. Anlatabildim mi? Katılıyorum. Mesele şu an AK Parti, CHP, MHP, HDP şu bu değil. Anlatabildim mi? Mesele biziz. Ya biz nasıl geçinelim? Mesele biziz. Sen beni kandırıyorsun, ben onu kandırayım, o onu kandırıyor, o onu kandırıyor. Ki kaldı devlet büyükler niye seni kandırmasın? Doğru mu? Abi, bak bir, dakika, bir saniye, bir araya gireyim, abi, bir dakika araya bir gireyim. Dakika. Bak şimdi. Süleyman Demirel diyor ki, kazan kayramazsa diyor. İktidar tamam. Değişir, niye iktidar değişmiyor? Bak abi, tamam. Şimdi bak bir şey söyledim niye mi? Niye değişmiyor biliyor musun? Oylar çalınıyor mu yoksa? Niye biliyor musun? Çalınıyor bak, tabii ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gün bir tane şunu söyleyeyim sana abi özür dilerim. Herkes birbirine bir şey söyleyeceğim. Bir gün bir vezir bak bir gün bir vezir ne yapmış biliyor musun? Girme ya. Bir dakika soracağım ki ya, kapatacağım. Tamam. Bir vezir paşa demiş ki paşam demiş insanlar demiş ağlıyor diyor. Diyor ki boş ver diyor ağlasın. İkinci defa soruyor ya diyor paşam gene insanlar ağlıyor. Diyor bir şey olmaz. Üçüncü defa söylüyor. Diyor insanlar diyor gülüyor. Diyor o zaman mesele çok tamam, büyük. Şimdi az önce dedin bu ki. Bu insanlar delilmeden akları başına gelmez. Tamam şimdi ben teşekkür bak. Ederim abi. Ama bir dakika dur tamam. Gitme. Dedin ki aldanıyoruz dedin. Evet. Senin benim aldanma hakkım var ama bizi yönetenlerin aldanmaya hakkı yok. Biz eşek olduğumuz zaman semer suç falan çok olacak. Bak ama anlamadın. Dinlemiyorsun. Onların aldanmaya hakkı yok. Onlar aldanamaz. Bitti. Aldanıyorsa tamam, ne yapacaksın biliyor musun? Abi. Seçimde değiştireceksin. Tamam bak ben eşek olmuyorum tamam mı? Bak eşek olmuyorum. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Benim yan komşum var ya yan komşum. O oluyor. O oluyor. Ben de onun yanında eziliyorum. Neyse bak. Ya pazara bekleyin yeter. Bu kadar fasulye 50 milyon. Olur mu öyle? Suçlu kim? Amerika mı? Rusya mı suçlu? Kimdir? Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, röportajı bitiriyorum. Az önce konuştuğumuz vatandaşla Sen Ne Dersin kanalında röportaj yapmıştık. Beni o röportajda çok sinirlendirmişti. Bu röportajdan önce Sen Ne Dersin kanalında yine denk geldik. Vatandaşa söz hakkı tanıdık. Gene ortalığı karıştırdı ama şimdi Allah var karıştırmadı. O röportajı merak ediyorsanız linki paylaşıyorum. Beni öyle bir hale getirdi ki ilk defa bir röportajda
bu mikrofonu alırım. Bir saattir söz etmiyorum. Sen Erdoğan'ı kurban olasın. Alın şunu. Ne ya? Topara geçiririm. Fukarım götüne bunu. Nokta nokta demiştiğim var. Yani demiştim, çok özür diliyorum buradaki kalabalıktan. Bana öyle bir şey demişti. Sen röportaja girdin ama sakıncalısın sen. Bak göründün ama. Ayva yedin. Göründün. Göründün. Görüldün. Neyse tamam, biz görmemiş olduk. Buradan Abdülhamit. Ya bir dur ya. Bir dur ya. Röportajı bitiriyorum. Röportajlarımda. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve röportajlarda ve canlı yayınlar yapıyorum aynı zamanda. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İnşallah.